Taşçının Masalı. Taşçı taş ocağında taş kırıyordu. Birden "Diz çök, diz çök!" diye bağırarak koşuşan insanların seslerini işitti. Beyaz bir filin üzerinde bütün görkemiyle bir hükümdar göründü. Taşçı dizlerinin üzerine çökerken, "Hükümdar beni görmez bile. Oysa ben bir filin önünde saygıyla eğiliyorum," diye düşündü. Taşçı, "Zavallı ben, bir fil bile benden iyi yaşıyor. Keşke ben de bir fil olsaydım," dedi. O anda bir fil oluverdi. Sırtında taşıdığı hükümdar, içtiği sıcak çayın yarısını filin üzerine dökünce taşçının canı yandı. "Keşke hükümdarın yerinde olsaydım," der demez hükümdar oldu. Bir filin üzerine güçlü bir hükümdar. Çayını zevkle içen bir hükümdar. Güneş, hükümdar olan taşçının gözlerini alıyordu keskin parıltılarıyla. Güneş'e imrendi bu kez. "Güneş benden daha güçlü. Keşke güneş olsaydım," diye düşündü. Ve dünyanın üzerine yeni bir güneş doğdu. Işınları yeryüzünü aydınlık ve tatlı bir sıcaklıkla kucakladı. Güneşin sıcaklığıyla buharlaşan sular gökyüzüne yükseldi. Bulut oldu. Güneş yeryüzünü göremez oldu. Buna içerleyen taşçı o zaman, "Keşke bulut olsaydım," dedi. Taşçı bulut oldu ve gökyüzüne yayıldı. Birden ne olduğunu anlayamadı. Rüzgar birden saldırıya geçmişti. Oraya buraya savrulan taşçı rüzgarın bu gücüne şaştı. "Bir rüzgar olabilsem," diye geçirdi aklından. Rüzgar olur olmaz yeryüzündeki insanların başlıklarını, kendilerini ve binaların çatılarını savurmaya başladı. Hızla yeryüzünü dolaşan taşçı havada uçuşan şeyleri gözledi bir süre. Hızla esen rüzgar dağ gibi bir kayaya çarptı. Rüzgarın gücünün bu dağ gibi kayanın karşısında bir işe yaramadığını gördü. Dünyanın en yüksek kayası olmak varmış demeye kalmadan çoktan kaya oluvermişti. Başı bulutların üzerindeydi. Aşağıdaki insanlar küçücük heykeller gibi görünüyorlardı. Kaya, iri ellerinde ağır bir kazma ile kendilerine yanaşan bir başka taşçıyı göremedi. Taşçı, kayayı kazmasıyla dipten oymaya başladı. Kayaya indirilen kazma darbeleri onu kendine getirdi. Kaya, "Her şeyin en güçlüsü insanmış," diye inledi. İnsanın bu gücüne imrendi. "Keşke bir insan olsaydım," dedi. Ve bir anda taş ocağında çalışan bir insan oldu yeniden. Taşçının yanından koşarak gelip geçenler "Diz çök, diz çök!" diye bağırıyorlardı. Taşçı düşündü. Fil, hükümdar, güneş, bulut, rüzgar, kaya. "Hayır, hayır, diz çökmeyeceğim." Ve diz çökmedi. Hiçbir güç ona diz çöktüremezdi artık. İnsanlara başkalarının güçleri değil, kendi zayıflıkları diz çöktürebilir ancak.